Henüz 10 yaşında sahne almaya başlayan, Oryantal Didem olarak adını tüm Türkiye'ye duyuran Didem Kınalı, önceki gece sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sahne aldığı yerlerde yaşadığı zorluklardan da bahseden Kınalı, sahneden indiğimde elbiselerimi tuvalette gördüğüm oldu diyerek isyan etti. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunduğu eğlence programı İbo Show'da sergilediği dans gösterileriyle adını duyuran Didem Kınalı, son yıllarda maddi anlamda yaşadığı sıkıntılarla gündeme geliyor. Heyazi-ıra'da dayanmaz, Kınalı, Haziran 2020'de çalışamadığı için cipini satışa çıkardığı haberleriyle adından söz ettirmiş. 35 yaşındaki Oryantal, biraz daha dayanabilirim ama Hazır'a daha dayanmaz. 4 aydır çalışıyorum ama ileride ne olur, Allah bilir. Şu an çok şükür arabamı satacak bir konumda değilim. Anneme, yeğenlerime ve kendime bakıyorum, o yüzden çalışmam lazım, şeklinde konuşmuştu. Kınalı, Mayıs 2021'de yaptığı açıklamada ise koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, bir yıldır para kazanamıyorum. E-Devlet üzerinden evimin kirası ve faturalarımın ödenmesi için başvuru yaptım. Sağ olsun menajerim Haluk Şentürk bana yardım, dans okulumu kapattım. Hiçbir gelirim yok, zor durumdayım. Hiç gelirim yok. Allah sonumuzu hayreylesin demişti. 485 bin TL'ye ECİP'yi satışa çıkardı. Haziran 2021'de yeni bir açıklama yapan ünlü Oryantal, henüz çalışamadığını ve bu nedenle cipini satışa çıkardığını açıklamıştı. Didem, ekonomik sıkıntılar yaşadığı için cipini bir oto galerisine bıraktığını söylemişti. Kınalı'nın ünlü bir galerinin internet sitesinde 2012 model aracını 485 bin TL'ye satışa çıkarıldığı öğrenilmişti. KİRACISINDAN dert yandı, Didem Kınalı önceki gece sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kendisinin tahsis ettiği özel araç içinde soruları yanıtlayan Kınalı kiracısından dert yandı. Kınalı muhabirlere, kiracım 30 ila 40 bin lira kira bedeli olan evime 2600 lira kira veriyor. Bu ay sözleşmesi bitti. Ama hala çıkmıyor bir de başkasına kiraya veriyor diyerek sitem et. Rakipsiz olmaktan mutluyum, muhabirlerin veliahtınız var mı? Sorusuna Kınalı, rakipsiz olmaktan rahatsızlık duymuyorum hatta mutluyum. Kostümlerimi çok seviyorum ama kostümlerim yasaklı. İnsanları, her şeyi çok seviyorum ama bazen aşırı iyi niyetli olabiliyorum. Yüzüme canım diyen insanlar arkamı döndüğümde işlerimi iptal ettirmeye çalışıyor. Özellikle bazı şarkıcı arkadaşlarım yapıyor bunu. Hayret ediyorum dedi, dans okulu açmayı düşünmüyor. Okul açmayı düşünür müsünüz? Sorusuna ünlü Oryantal, dans okulu açmayı düşünmüyorum. Dünyanın bir ucuna gidiyorum dersler veriyorum. Ama kendi ülkemde bir türlü değer göremiyorum kapılar yüzüme, milletçe aşacağız bu durumu umarım, diyerek cevap verdi. Köpeği şımarık ile ilgili Didem Kınalı, bunalımda bu aralar çünkü beraber büyüdüğü kedimi oğlumu kaybettik. Ben de çok üzüldüm. Çok kötü bir bayram geçirdim. Şımarık yemek yemiyor, gözleri yaşlanıyor beraber büyümüşlerdi dedi. Hayatımda kimse yok, hayatınızda kimse var mı? Sorusuna Kınalı, hayatımda kimse yok. Aradığım aşkı bulamıyorum. Ya kıskanç oluyorlar ya da mesleğimi beğenmiyorlar. Paralı ama çirkin adamla beraber olmak istiyor. Yakışıklı ama fakir oluyor. Çirkin ama paralı oluyor bir türlü ortasını bulamadım dedi. Elbiselerimi tuvalette gördüğüm oldu, sahne aldığı yerlerde yaşadığı zorluklardan da bahseden Kınalı, bana ikinci sınıf muamelesi yapılıyor. Kulis verilmiyor genelde. Sahneden indiğimde elbiselerimi tuvalette gördüğüm oldu. Tuvalette giyindiğim oldu. Bazen ayna bile olmuyor bana verdikleri kulislerde. Ben şarkıcı olsam beni burada kimse, şarkıcıların burnu çok kalkık diyerek sitemde bulundu.